Yeni bir Artı Doğu'dan merhaba. Yine yoğun bir gündemle karşınızdayız. Bu arada yeni stüdyomuzdaki ilk programımıza da başlıyoruz Artı Doğu olarak. Orta Doğu'da Suudi Arabistan'la birlikte ortaya çıkan gelişmeler, yine ABD-Rusya başkanlarının görüşmesinden sonra varılan uzlaşılar, Türkiye-ABD ilişkileri, Türkiye-Rusya ilişkileri, ABD ve Kürtler ilişkileri, tüm bunları konuşacağız bugün Artı Doğu'da. Konuğumuz kim? Konuğumuz Amerikalı Orta Doğu uzmanı, akademisyen Profesör Doktor Henry Berkey. Sayın Berkey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ben hemen aslında sıcak bir gelişmeyle de başlamak istiyorum doğrusu. Orta Doğu konuşacağız ama bugünlerde Türkiye'de sizinle ilgili verilen yakalama kararı konuşuluyor. Tabii bunun yanı sıra hükümete yakın Star gazetesi bunu tutuklama kararı olarak söyledi ve Osman Kavala'yla ilişkilendirerek yaptı. Tabii Gezi Parkı direnişiyle, 17-25 Aralık'taki yolsuzluklarla ilgili ve en sonunda 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili suçlamalar buna gerekçe ediliyor. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun Amerika'daki yansımaları nasıl olur? Bakın, bu son derece saçma ve hiçbir delili olmayan bir sürü suçlama. Aslında bu bence dışarıya yönelik değilse de Türkiye'de iç politikaya yönelik bir şey. Türkiye'de devamlı iç politikayı bir şekilde böyle anti-Amerikançılık, işte komplo teorileriyle beslemek zorunluluğunu hissediyor hükümet. Dolayısıyla böyle şeyleri uyduruyor. Ve ayrıca tabii yani Osman Kavala'ya karşı da yapılan bir şey bu. Çünkü beni kullanıp Osman Kavala'ya, Kavala'yı sıkıştırmaya, onu hapsetmeye çalışıyorlar. Şimdi bakın, ben bir kez Gezi'de orada değildim, 17-25 Aralık'ta orada değildim. Evet, darbe sırasında Büyükada'da bir toplantı düzenlemiştim. O toplantı da zaten Türkiye ile ilgili değildi, şeyle ilgiliydi. Obama'nın İran'la yaptığı nükleer anlaşmasının birinci yıl dönümüydü. Orada işte Orta Doğu ülkeleri bu anlaşmaya nasıl bakıyorlar, onun üzerine rapor yazmam lazımdı. O zamanlar Wilson Center'de çalışıyordum, şimdi Lehigh Üniversitesi'ndeyim. Ve onun için toplandık. Ben bu toplantıyı Amerika'da da yapabilirdim. Sonra şeyi düşündüm, yani hem Türkiye'de yapmak çok daha hoş Amerika'da yapmaktan, ikincisi daha bizim için daha ucuza gelecekti. Çünkü Orta Doğu'dan insan getirdiğin zaman bütün Atlantik'i geçeceğimizi İstanbul'a getiririz. Ondan sonra Büyükada'yı seçtim, çünkü Büyükada'yı çok sevdiğim yerlerden bir tanesi. Ve şans eseri o gece, başlayacağımız akşam darbe teşebbüsü oldu. Ve tabii darbe başarısız olunca bize işimize devam ettik. Zaten o akşam başlıyorduk. Cumartesi, pazar bu İran konusunu konuşacaktık. Nitekim onu yaptık. Ondan sonra toplantımız bittikten sonra İstanbul'a döndük. Ben bir iki gün daha kalıp işte salı günü 19'unda İstanbul'dan ayrıldım. Yani ondan sonra işte gazetelerde bir sürü böyle matematik... Şöyle sorayım peki. Bu durumdan yola çıkarak darbenin arkasında Amerika Birleşik Devletleri olduğuna dair Türkiye'deki hükümet iddiasını güçlendirmeye dönük bir yaklaşımda söz konusu olamaz mı? Tabii, en azından bütün, böyle bir hesap plan yok mu sizce? Yok tabii. Bütün beni suçlamaların sebebi bu algıyı yaratmak. Çünkü şans eseri ben o gün oradaydım. Eski Dışişleri Bakanlığı'nda çalıştığım için, eskiden Dışişleri Bakanlığı'nda tabii böylece beni direkt Amerika'yla ilişkilendirebiliyorlardı. Bir, Amerikan hükümetiyle diyeyim. İkincisi tabii benim hakkında da bir sürü başka saçmalıklar uydurdular seneler önce. İşte efendim CIA'ymiş, bunu zaten aydınlıkçılar başlattı. Ondan sonra bu gayet güzel bir hikaye oldu. Böyle ondan sonra ballandıra bir sürü başka ayrıntı eklediler. Efendim bir çan yapmışım üstünde Pennsylvania yazan. Yani 19. yüzyıllık bir otelde yapıyoruz bunu. Eskiden kalmış herhalde çanlar var diye tahmin ediyorum. Ben şöyle bir şey görmemiştim. Her neyse, yani şöyle düşünün. Yani bu tutuklama kararı ve 1,5 senede devam eden benim aklımdaki bu şey, algı operasyonu, Amerika'yı
darbe komplosunu içine çekmeye çalışmak. Bütün bunlar hem Amerika'nın, yani genel olarak gerek şey olsun, basın olsun, gerek akademisyenler olsun, gerek buradaki düşünce kuruluşları veya hükümet, Türkiye'yi artık ciddiye almamaya zorluyor. Çünkü siz böyle böyle şeyleri uydurursanız, artık Türkiye'den gelen herhangi bir isteği, örneğin mesela Gülen'i istiyorlar ve diyorlar ki işte Gülen hakkında elimizde bir sürü delil var. Ama siz bu Amerikalılar niye bu delillere inansınlar? Böyle siz bir şeyler peki şöyle bir şey diyeyim. Sizin aslında Türkiye. Sizin üzerinizden Amerika'yla bir pazarlık yapabilme durumları olabilir mi? Yani sizinle ilgili bir durumu ABD ile pazarlık konusu, pazarlık gücü yapabilecek bir durum söz konusu mu? ABD bunu ciddiye alır mı ya da böylesi bir durumu? Yok, bir kere ABD ciddiye almaz. Koskoca ABD devleti beni düşünecek bir hali yok şu anda. Yani ben Türkiye'li bir hapiste değilim. Türkiye'ye gidecek halim yok şu anda tabii. Ondan sonra... Hayır, yakalanmanız üzerinden değil. ABD ile darbe ilişkisini kurup onun üzerinden ABD'yi zorlayabilecek bir yaklaşım geliştirmek durumu. Yok, çünkü ABD gülüyor bu zaten bu saçmalıklara. Yani eğer ABD darbeyi yapmış olmaya darbe yapmaya kalkmış olsaydı herhalde bir beni kullanmayacaktı. İkincisi kendisi bilir öyle bir şeyi ve bunu bildiği gibi benimle ilgili olmadığını da bilir. Dolayısıyla bu yani beni kullanıp ABD ile hiçbir pazarlığa girme hususu yok. Çünkü ABD ciddiye almayacak bunlar. Ne diyecek ABD? Tamam, siz suçluyorsunuz. Bir sürü başka insanı da suçluyorsunuz. Yani bu da bence bu daha çok iç politikaya yönelik. Belki tek şunu düşünebilir. İşte efendim işte burada Halk Bankası'nın müdürüyle zarap içeride. Evet. Tabii onunla bir, ama öte yandan da bir sürü Amerikalı içeride Türkiye'de. Onun dışında Amerikan konsoloslukları için çalışan iki kişi de içeride. Yani bu pazarlık yapacaksa bunlar üzerinden pazarlık yapacaklar. Benim için yapacak halleri yok. Amerika evet. Zaten böyle bir şey tınmayacak. Hemen ben Mike Flynn'e de geçmek istiyorum. Wall Street Journal'da yayınlandı. Fethullah Gülen'i Türkiye'ye kaçırıp İmralı cezaevine yerleştirmeye dönük büyük paralardan da söz ediliyor. Siz daha yakından takip etme şansına sahipsiniz. Amerika'da bu nasıl tartışılıyor? Gerçekten Türkiye'nin böyle bir şeye girişmiş olması nasıl ifade edilebilir? Ne dersiniz bu konuyla ilgili? Şimdi burada iki olay var. Bir Michael Flynn hakkında bu iddia var ama bunun ne kadar doğru olup olmadığını evet, bilmiyoruz. Evet, iddia olarak zaten. Yani bu bir iddia. Yani geldi. Wall Street Journal yazdı. Wall Street Journal çok ciddi bir gazete ama yani bu daha kanıtlanmış bir şey değil. Fakat öte yandan Michael Flynn hakkında bildiğimiz bir şey varsa o da bir Türk iş adamı, devlete yakın bir iş adamından 500 bin dolardan fazla para alıp işte Türkiye için bir algı operasyonu yapmak Fethullah Gülen hakkında ve seçim günü Amerika'da bir makale yayımladı Michael Flynn işte Gülen'e karşı ve Türkiye'yi müdafaa eden. Onun için işte 500 bin dolar falan para aldı. Fakat bu sebepten Michael Flynn'in başı dertte. Çünkü Amerikan kanunlarında işte siz başka bir devlet için çalışacaksanız kendinizi Amerikan devletiyle Amerikan devletine haber verip bazı işte kağıtları doldurmanız lazım. Onu yapmadı. Dolayısıyla bu bir başka onun başka bazı başka bir dertleri var. Dolayısıyla çok insan burada Michael Flynn'in ileride hapse gideceğini tahmin ediyor. Bu Wall Street Journal'daki makalede aslında onu daha da zor durumda bakacak. Ama çünkü makaleden öte sanırım bir de Mike Flynn hakkında soruşturma da açılmış. Ama soruşturma bir sürü başka şeylerden açılmış. Evet, bu konuyla ilgili açılmadığını henüz bilmiyoruz. Yani evet. Çünkü bu da özel bir savcı var bunlara bakan ama onun ofisinden pek bir şeyler çıkmıyor. Şimdi Wall Street Journal yani dediğim gibi çok ciddi bir gazete. Yani burada bir yerde bir olay var burada. Yani belki 15 milyon dolardan bahsedildi de bence o parayı almadı. Yani bu konuşuldu fakat yapılmadı. Fakat konuşulmuş olması
aslında. Peki bir iddia olsa bile Türkiye'nin Fethullah Gülen'i Amerika'dan kaçırmaya dönük bir organizasyona cesaret edebileceğini düşünmek mümkün mü? Yani şu anda Türkiye'yi de bilen biri olarak size soruyorum. Bir varsayım olarak nasıl değerlendirirsiniz bu konuyu? Vallahi doğrusunu söylemiyorum. Bu çok aslında yani bu öyle bir şey ki eğer bu başarılı olmuş olsaydı ve ondan sonra ardından da bir soruşturma açılmış olsaydı ve bu da Türkiye'nin rolü belli olmuş olsaydı bunun çok 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 ciddi sonuçları olurdu. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son gelişinde onun korumalarının bazı protestocuları dövmüş olması Türkiye'nin yaptığı bütün her şey Türkiye'nin buradaki imajına en çok zarar veren olay oldu. Hele Kongre'de. Yani Kongre'de bildiğim, tanıdığım veya odan aldığım duyumlara bakarsam onları en çok kızdıran bu da işte yabancı korumaların Amerikan vatandaşlarını dövmesi ve onu yani Gülen'le karşılaştığınız, Gülen'i kaçırma meselesiyle karşılaştığınız zaman yani bu Amerikan devleti için korkunç bir problem olurdu ve yani Türkiye ilişkileri altından kalkamazdı. Yani yok bu onun için bir yerde şanslı Türkiye bunun başarılı olmaması yani bunun yapılmamış olması. Yani yapılmamış olması lehine Türkiye'nin. Evet yani ama öte yandan da şimdi bu Wall Street Journal makalesi bu daha önce bahsettiğim bu işte korumaların protestocuları dövmesi olayıyla birleştirilecek milletin aklında hele senato ve millet temsilciler meclisinde hem de şeyde bu benle ve Osman'la hakkında yapılan bu iddianame ve gerisi bütün çok büyük bir muazzam bir tesir olacak bunun Türkiye hayatı ciddiye bak. Hele bir de şunu düşünün. Benim aklımdaki çıkarttıkları bu karar ve Wall Street Journal'ın yazısı aynı şey Başbakan Yıldırım'ın burada olduğu zaman oldu. Ve şeye de bakın. Beyaz Saray'dan çıkan açıklamaya bakın Yıldırım hakkında. Genellikle Türkiye'den birisi geldiği zaman Beyaz Saray'da birileriyle buluştukları zaman her zaman çok böyle cümleler dikkatli seçilir çok, genellikle. Cümleler çok her zaman dikkatli seçilir ama şöyle genellikle bu geçmişteki karşılaşmada oldukça yumuşak bir dil kullanılır. İşte Türkiye ile Amerika'nın ne kadar zamandır işte beraber müttefik oldukları işte yok NATO'ymuş yok buymuş her şey yani aradaki ilişkilerin ne kadar iyi gittiğini iddia eden bir şeyler söylüyor. Bu sefer bunların hiçbiri yoktu. Sırf Türkiye'de hapiste olan Amerikalılar ve Amerikan konsolosluğu için çalışanların durumunu irdeledi. Siz o görüşmeye geldiniz ama efendim? O görüşmeye geldiniz ama ondan önce o görüşmeyi açmak için yani Türkiye-Amerikan ilişkilerini de doğrusu genel olarak da konuşmak istiyorum. Son Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD Başkan Yardımcısıyla görüşmesi gecikmeli başladı. Gecikmeli başladıktan sonra sizin de dikkat çektiğiniz açıklama yapıldı ki o açıklamada Amerika deyim yerindeyse açık bir şekilde Türkiye'de o halden kaynaklı olarak sağlıklı bir hukuk sisteminin olmadığı, soruşturmaların şeffaf olmadığını, güvenilir olmadığını söyledi. Yani bu deyim yerindeyse ellerini zora sokan bir olay. Birincisi ABD-Türkiye ilişkileri önemli ama Zarrab davasıyla ilgili miydi bu görüşmeler? Zarrab davası ne kadar gündeme geldi? Anladığım kadarıyla Sayın Yıldırım zaten görüşmeleri Zarrab davasıyla başlatmış. Yani onu zaten biliyoruz. Yani Zarrab meselesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti için ne kadar önemli bir yer tuttuğunu biliyoruz. Zaten son Erdoğan-Trump görüşmesinde görüşmenin çoğu ya da yarısı Zarrab meselesi üzerine endekslenmişti. Dolayısıyla bu Zarrab meselesi cidden çok önemli yani. Fakat pek bu konuda bir Türkiye'de şöyle bir korku var. Yani Zarrab meselesinin bakanları da aşıp bizzat Cumhurbaşkanı'nın
ailesine hatta kendisine kadar varabileceğine dair, yani öte yandan Zarrab'ın da bu konuda mahkemede konuşabileceğine ve mahkemeyle anlaşabileceğine dair. Tabii bunları 27 Kasım'da yargılama başladığında göreceğiz ama böylesi bir şey söz konusu olursa bu Türkiye'nin istediği gibi siyaseten bir çözüme mi gider, yoksa Amerikan hukuku kendi içinde işleyip bu sorunu hukuksal sistem içerisinde sonuna kadar götürür mü? Şimdi bakın, bence Zarrab meselesinde iki değişik sonuç çıkabilir. Ama ben onu açmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu fil meselesini bitirmedim. Fil meselesinin bir büyük bir başka bir yankısı Amerikan iç politikası ile ilgili. Zaten Trump son derece zor bir durumda şu anda Amerika'da. Yani son seçimlerde kendi partisi muazzam kayıplar gördü. İkincisi onun seçtiği insanlar çok artık bayağı bir onlara karşı bir reaksiyon başladı Amerika'da. Flynn'i kendisi seçti. Flynn onun yakın dışişleri konusundaki en yakın danışmanlarından bir tanesiydi. Ve onun etrafında zaten bir sürü başka skandal gelişti. Bu onun işte onun dışişleri danışmanlarından bir tanesi zaten bu savcı Mueller'a suçlu olduğunu kabul etti. Yani Flynn meselesinin daha fazla açılması onu ve Trump'ı çok zor durumda bırakacak. Yani ve o da işte Türkiye-Amerikan ilişkilerine nasıl tesir edecek onu... Trump'ı niye zor durumda bırakır? Flynn hakkında açılan soruşturmalar. Çünkü sonuçlarıyla resmi anlamda bir ilişkileri kalmadı şimdi. Evet, bir şekliyle danışmanlık. Ama doğru, ama o kendisi, unutmayın ki 24 gün boyunca Flynn onun ulusal güvenlik danışmanıydı. Yani Amerika'daki en önemli pozisyonlardan bir tanesi bu. Dolayısıyla böyle bir adamı seçmiş olması ve böyle bir adamın yani son derece tehlikeli işlere karışmış olması ister istemez Trump'ın üzerine gölge düşürüyor. Yani o açıdan bunun Trump'ın Türkiye'nin bakışını nasıl etkileyecek bilmiyoruz. Şimdi Trump çok tuhaf bir insan. Yani kendi çıkarlarını, ilk önce kendi çıkarlarını düşünen, sonra Amerikan çıkarlarını düşünen bir insan bu. Dolayısıyla efendim Türkiye'de, İstanbul'da Trump otelleri olması ya da binaları olması onu etkiler mi etkilemez mi bilmiyoruz. Erdoğan'la görüştüğünde şey demişti, Türk-Amerikan ilişkileri hiç zaman bu kadar iyi olmamıştı. Yani bu biraz tabii hiçbir gerçekçi bir açıklama değildi ama yani Trump nasıl buna cevap verecek bilmiyoruz. Yani bu Flynn meselesinin aslında çok büyük riskleri var. Yani belki bir şey gerçekleşmeyebilir. Yani bu unutulabilir de yani Türkiye kısmı. Fakat şu anda bir sürü böyle belirsiz ilişkileri gebe şu anda şey bu Flynn meselesi. Zarrab'a gelince şimdi bakın, kimisi Zarrab'ın hapisten çıkacağını iddia ediyor. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Eğer Zarrab cidden bu kadar o kadar milyar dolarlık iş yapmışsa İranlılarla ve yani Amerika'nın uyguladığı, sırf Amerika değil Avrupa'nın da dünyanın da uyguladığı yaptırımları alaşağı etmişse, bence kolay kolay hapisten çıkması zor. İki değişik şekilde çıkabilir. Bir, işte sizin dediğiniz gibi Cumhurbaşkanı ve ailesini suçlayabilir. Ben bunu zor görüyorum. Çünkü yani bunu yaptığı an bir, yani Türkiye için çok tehlikeli o, ama bunu yapsa bile kolay kolay hapisten çıkması bence zor olur. Mamafi 1,5 senedir hapiste bu adam. Yani ve hayatının en verimli yıllarını, en iyi yıllarını şu anda hapiste geçirmenin pek onun için onun çok zoruna gittiğini tahmin ediyorum. Yani çocuklarını göremiyor, eşini göremiyor falan. Onun dışında uzlaşıya varılabilir mi? Yani Zarrab'da öyle bir beklenti söz konusu. Işte başka bir, Zarrab'ın... şöyle bir
şöyle bir uzlaşı oldu. Yani belki hapisten çıkma boyutunda değil de alacağı cezayı azaltma ya da işte ABD'ye İşte ben onu düşünüyorum. İşte belki cezayı işte 1,5 sene zaten hapiste yatmışsın. İşte şey sana, al sana bir yıl daha. Ondan sonra işte hapiste iyi davrandığın için belki bunu azalttılar falan. Bu bir. Başka bir anlaşma yolu. O da Türk devleti vasıtasıyla olabilir. O da bir de şunu ifade etmek lazım. Ben şöyle bir şey düşünün. Diyelim ki Zarap kalktı mahkemede, Uluot'ta işte Türk Cumhurbaşkanı ve ailesi işte zamanında başbakandı tabii. Bana bunu yaptırdılar. Ben onlarla beraber yaptım. Ve işte bir sürü başka bakan, Çağlayan falan. Onlar hepsi bu işin içindeydiler derse. Siz bu adamın artık Türkiye'ye dönebileceğini düşünüyor musunuz? Bu adamın hayatı bir yerde kaymış oluyor. Yani onu bir de o benim tuhafıma gidiyor. Yani bunun kolay, yani bunu Zarap'ın yapması. Dolayısıyla öyle bir tercihte bulunan Zarap artık Amerika'da kalacak demektir. Cezaevinde ya da dışarıda. Tabii. Demek ki çocukların varlığına hiçbir zaman bir daha ulaşamayacak. Bu her şey Türkiye'de çünkü. Bu bir. İkincisi şu olabilir. Bundan birkaç sene önce işte Paribas olayı olmuştu. İşte bu da yaptırımları delen bir Fransız bankasıydı. Çok büyük ceza vermek zorunda kaldılar. Belki bu da aynı şey olabilir. Yani Türk hükümeti zarar için şöyle büyük bir meblağ, milyarlarca dolarlık bir pazarlık yapabilir. O zaman o şekilde çıkabilir. İkisinden biri diye düşünüyorum eğer çıkacaksa. Ama yani bu yine de dediğim gibi bu Türkiye'nin... Peki bu durum Türkiye ile ABD arasında diyelim ki sizin biraz önce bir varsayım olarak dikkat çektiğiniz Zarrab'ın Cumhurbaşkanlığı ailesini, hükümeti, bakanları suçlaması durumunda Türkiye ile ABD arasındaki zaten var olan krizi hangi boyuta taşır ya da nasıl bir tablo karşımıza çıkar? Şimdi burada da biraz gerçekçi olmamız lazım. Yani Türkiye'nin konumu jeopolitik açıdan hem bulunduğu stratejik nokta. İkincisi şu anda işte Türkiye'deki bir sürü Suriyeli, bunların arasında bir sürü DAEŞ, IŞİD insanının olması ve onların batıya doğru yönlenmesini durduran bir Türkiye ile Amerika arasında yani çok büyük bir kopuş olmaz. Şu olur, yani artık Türkiye'nin burada özel bir statüsü vardı. İşte kaç 40-50 senelik işte NATO müttefiki işte bu kadar beraber çalışmamız. Artık o bence o zaten kaybolmak üzere. O özel statü kaybolmak üzere. Ama Türkiye ve Amerika beraber çalışmaya devam edecekler. Halihazırda zaten NATO'nun içindeler. Dolayısıyla zaten NATO'nun ürettiği bazı kurum olsun, tatbikat olsun, bir sürü başka şeyler. Dolayısıyla Türkiye ile Amerika çalışmaya devam edecekler. Ama bu eski özel statü bu o kayboluyor. Şeyde zaten dediğim gibi yani Kongre'de bilhassa bu şeyi hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada olduğu zaman onun korumaları, protestocuları çok fena bir şekilde dövmüşlerdi. Büyükelçisinin evinin önünde. Bu olay bence Türkiye'ye en çok zarar veren, yani şeyde Temsilciler Meclisi ve Senato'da Türkiye'ye en zarar veren olay oldu. Yani Türkiye 150 tane gazeteciyi içeri attı. Amerika'dan pek bir ses çıkmadı bu konuda. Ama bu olay, bu Türk korumalarının yabancıların Amerikan vatandaşlarının dövmesi muazzam bir etki yarattı. Ve bence yani Flynn olayına, ondan sonra işte Amerikalıların içeride olması, hatta benim bile burada suçlanmam böyle ve tutuklama kararı, bütün bunlar işte Türkiye'nin
imajını zedeleyen ve Türk-Amerikan ilişkilerini uzun vadede zora sokan... Ama şöyle ilginç bir şey de var. Türkiye'nin imajı ülke dışında, Amerika'da, Avrupa'da zedelendikçe... Türkiye'de de sanki işte bakın Avrupa'ya, Amerika'ya kafa tutan çok büyük bir liderimiz var gibi bir potansiyelle güçlenen bir Erdoğan da var. Yani ikisi birbiriyle aynı noktaya bakmıyor. Yani Türkiye'de Erdoğan'ın da şu an arzuladığı en önemli şeylerden biri güçlenmek. Çünkü güçlendikçe iktidarı çok rahat koruyabilir. Bu tezat bir şekliyle Türkiye'de Erdoğan'ın kendini güçlendirebileceği bir olguya da dönüşmüyor mu sizce? Siz Türkiye'yi yakından takip ediyorsunuz. Tamam, bakın ama şurada şeye bakmak lazım. Hani başlangıç aslında Türkiye'de. Şöyle Türkiye'de Amerika'ya güya, Amerika ve Batı'ya kafa tutmak, işte onlara karşı laf etmek, işte onlara karşı duruyoruz demek. Bütün bunlar bence Amerika'daki değişiklik, yani Türkiye olan değişiklikten önce gelişti. Yani şeye bakarsanız, 15 Temmuz olayına bakarsanız, davet girişimine bakarsanız, hemen beni de kullanıp işte Amerika bunu yaptı söylemini geliştirdi Türkiye. Bunun o sıralarda Amerikan-Türk ilişkilerinde hiçbir problem yoktu. Yani şöyle bir problem vardı, Suriye üzerinde bir problem vardı. Obama hükümetiyle Türkiye arasında. Ama yani onun dışında genel olarak ilişkiler oldukça iyiydi. Yani Obama pek artık Obama Erdoğan'ı pek fazla sevmiyordu. Yani o çok belliydi. O da o şey Erdoğan'la ne görüşmek istiyordu ne de Türkiye pek fazla böyle yakın görünmek istemiyordu. Ama onun dışında normal bürokratik açılardan baktığınız zaman Türk-Amerikan işleri tıkır tıkır çalışıyordu. Ta ki Türkiye'de bu söylem başladı. İlk önce o söylemi ciddiye almadılar burası. Ama yavaş yavaş bu işte protestocuları dövme olayı, Amerikalıları içeri atmak, bütün bunlar olduktan sonra daha ciddiye almaya başladılar. Şimdi Türkiye'de bu belki Erdoğan'a yardımcı oluyor gibi gözükse bile bence şunu iddia edeceğim. Uzun vadede bu Türk hükümeti için son derece tehlikeli bir yaklaşım. Niye? Bakın algı operasyonları falan. Şu anda Türkiye'ye dışarıdan, yani şöyle söyleyeyim, batıdan çok az turist gelmeye başladı. Tamam, belki Arap ülkelerinden, belki Rusya'dan turistler geliyor ama aslında en çok para harcayan turistler her zaman batılı turistler olmuştu. Türkiye'ye artık böyle büyük gemiler gelmiyor. Yani bu kuaziyer gemileri aslında her zaman en çok para harcayan turistlerin getiren şeylerdi, gemilerdi. Dolayısıyla turizm zedelendi. Bunun ardından Türkiye'de enflasyon şu anda çok yüksek. Türk lirası çok düşüyor. Türkiye'de artık böyle hükümet hakkında işte yani finans şirketleri... Bir ekonomik kriz de var Türkiye'de görünen, evet, o siz... Tam kriz yok. Ekonomik kriz yok henüz. Hayır, ekonomik krize yani gidiş... Bir ekonomik krizin alametleri var ama şu anda henüz bir ekonomik kriz yok. Bundan birkaç ay sonra göreceğiz. Yani enflasyon daha fırlarsa ve faizler en az %1 atmak zorunda kalacak. Belki daha da fazla atmak zorunda kalacak. O zaman şunu göreceğiz. Hani genellikle Türk borcunu kim finanse ediyor? Genellikle Batılılar finanse eder. Batılılar yaptıkları yatırımlarla ya da aldıkları senetlerle falan bunu fakat bunu artık dış şirketleri, Batılı şirketler bunu yapmamaya karar verirlerse Türkiye'nin o zaman durumu çok daha zorlaşır. Çünkü yani kime dönecek? Ruslarda para yok. Evet. Araplar da zaten ilişkiler zor durumda. Tam Araplar demişken... Bir kurtaracak Türkiye'yi. Tam Araplar demişken biraz önce aslında siz bir şekliyle Türkiye'nin stratejik öneminden de söz ettiniz. Orta Doğu'da bulunması itibariyle ama son günlerde de Suudi Arabistan'da işte Riyad'a atılan füze, İran füzesi olduğu iddia edildi. Ve akabinde 200'e yakın prensin tutuklanması, Lübnan'daki karmaşa,
Hariri derken ABD'nin de Suudi Arabistan'daki gelişmeleri Trump'ın açıklamasıyla destekler bir tarza girmesi. Tabii bunu Türkiye'ye yarar diyenler de var. Suriye, Suudi Arabistan ve Lübnan krizini. Tam tersine Türkiye'nin İran'a yaklaşacağını ve Türkiye'nin de hedefe konulabileceğini söyleyenler var. Doğrusu çok karmaşık bir durum gibi görünüyor ama siz de yakından takip eden biri olarak Suudi Arabistan'daki gelişmeleri neye yorumluyorsunuz? İran'ı kıskaca almaya dönük yeni bir hamle mi? Türkiye karşısında yeni bir alternatifi farklı bir biçimde oluşturma mı? Ya da işte bölgeyi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden yeni bir kontrol mekanizması geliştirme mi? Ya da ne bileyim belki önümüzdeki dönemde Rusya'ya karşı ön almak için orada yeni bir cephe oluşturma mı? Çok karışık bir durum ama gerçekten sizin görüşlerinizi de merak ediyorum. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir kere ben bunun iki şey söyleyeyim en baştan. Bunun Türkiye ile hiçbir ilişkisi yok. Yani Türkiye burada hiçbir rol oynamıyor. Yani ne rol oynamıyor ne de yani Suriyeliler Türkiye'yi düşünerek bunu yapmıyorlar. Bu bir. İkincisi ben genellikle çok böyle çok büyük jeopolitik oyunlara kolay kolay inanmam. Çünkü böyle şeyler zaten uzun vadede yapılan şeylerdir. Kısa vadede olmaz bu iş. Suudi Arabistan'da gelişen olay bence yani bunun iki amacı var. Bir, çok basit bir şekilde söyleyeyim. Suudi Arabistan'da bir rejim değişikliğine gidiliyor. Bu da veliaht her şeyi kendi kontrolü altına almaya çalışıyor ve rejimi cidden değiştirmeye çalışıyor. Şöyle düşünün, adam 32 yaşında. Eğer öbür Suudi krallar gibi uzun yaşayacaksa bunun adamın daha 50 senelik bir ömrü var. Bu 50 sene içinde ben onu hazırlıyor. Yani 50 sene içindeki yani hem Suudi Arabistan'ı değiştirmek istiyor hem de içerideki rejimi değiştirmek istiyor. Yani artık eskiden bu kadar büyük ve riskli bir operasyonu destek almadan yapması mümkün mü? Gerçi ABD'den destek aldığı belli ama çok rahat adımlar atabilecek durumda değil ama birdenbire çok büyük güçlü 800 milyar dolarlık bir paradan söz ediliyor. Yani kontrol altına alınabilecek bir paradan mümkün mü o kadar rahat? Yani ters tepebilecek bir durum söz konusu değil. 800 milyar dolarlık parayı ben nereden, o rakamı nereden gördüm, aldınız bilmiyorum ama her yani Türkiye'deki o zenginlerin o kadar parası var mı bilmiyorum. Birkaç yüz milyar dolar var şüphesiz. Yani ama büyük bir para, onu biliyoruz. Ama şimdi bakın o parayı da almak o kadar kolay değil. Çünkü bu paraların büyük bir kısmı dışarıda. Yani bunlara el atmak biraz zor olacak. Çünkü bunlar hepsi iyice saklanmış paralar. O çok meşhur bir prens var. Onun 32 milyar doları var. Ama o 32 milyar doların bir kısmı efendim işte Apple'da hisseleri var. Bilmiyorum. Bunları siz kolay kolay alamazsınız. Bence bu arada göreceğimiz bir şey herhalde bu içeri atılan prenslerle bir anlaşma yapılacak. Bunların paralarının bir kısmını alacak şey veliaht şüphesiz. Yani rejim değişikliği de bu zaten. Rejim değişikliğinden kastım şu. Adam kendisine olan karşı olan insanların gücünü azaltmaya çalışıyor. Bunun bir kısmı tabii onların parasını almakla olacak. Çünkü onların başka bir yani onların böyle politik partileri, milisleri yok ki. Onların elinde para var. Adam onların parasına gözünü dikti. Onları da işte içeri tıkıp yani tabii Ritz-Carlton gibi bir otele tıkıyor. Fena değil ya tabii orada kalmak ama yani şu var yani ciddi bir şekilde bence artık bu aile şimdi bakın eskiden Suudi Arabistan'a anladığım kadarıyla çok büyük bir ailenin içinde devamlı işte görüşmeler olur. Böyle konsensüs yaratılır. Aile bir yerde aile kral karar verir ama ailenin konsensüsüyle yani ailenin anlaşmasıyla bazı kararlar alınır. Veliahtın yapmaya çalıştığı şey kral olmadan önce tamamıyla bütün karar alma mekanizmasını kralın etrafına yöneltip kendisi kral olduğu zaman tek güç olacak. Yani ben öyle bakıyorum. Bu tabii bu bahsettiğim gibi bu
olaylardan bir tanesi. İkincisi şüphesiz İran'a karşı cephe almak. İran'ı rahatsız etmek. Çünkü Suudilerin bakış açısı şu. Yani bir yerde de bence onların açısından baktığınız zaman yani haklılar. Çünkü Suriye'de bakın bugün Bashar Assad kazandı. Bashar Assad kazandı ne demek? Yani Türkiye'ye rağmen, Amerika'ya rağmen, Batı'ya rağmen, Suriye'ye rağmen, bütün Araplara rağmen Bashar Assad kazandı. Ve bunun kazanması niye kazandı? Çünkü eninde sonunda onu kurtaran Ruslar ve en önemlisi İranlılar. Çünkü İranlılar sırf Hezbollah'ı, yani kendi askerlerini Hezbollah'ı yollamadı. Irak'tan milis getirdiler. Hı hı. Afganistan'dan milis getirdiler. Ta Pakistan'dan milis getirdiler şeyde savaşmak için Suriye'ye. Yoksa Suriye imkansız Bashar Assad'ın ayakta durması. Dolayısıyla şu anda Bashar Assad'ın kazanmış olması İran'ın kazanmış olması demek. Irak'ta da zaten görüyorsunuz İran'a yakın bir hükümet. Ki şunu da söylemek lazım. Abadi İran'ın kuklası değil. Yani Abadi İran'a karşı direnmeye çalışıyor. Ama onunla bir sürü güç var şu anda Irak'ta. İran'a çok daha yakın olan. Dolayısıyla Irak'ın geleceği bir yerde şüphe altında. Ve şunu da düşünün. Tahran'dan, Bağdat, Şam, Beyrut karayolu deyin istiyorsanız. Yani bu da bir güç oluştu. Bu hat tamamen İran'a açık zaten neredeyse. Pardon bir de sözünüzü kesiyorum. Bir de öte yandan Yemen'i düşünün. Yemen'de de işte İranların vasıtasıyla bir çeşit rejim değişikliğine gidildi. Evet. Dolayısıyla yani Suudi Arabistan açısından baktığınız zaman yani İran'la kazanıyor biz kaybediyoruz şey var. Dolayısıyla onlar şimdi bu veliaht etrafı biraz karıştırmaya çalışıyor. Büyük bir planı var mı hiç zannetmiyorum. Çünkü böyle olaylar yani mesela şu anda Lübnan'da olan olaylar işte başbakanın istifa etmesi falan böyle olaylar iyi düşünmediğiniz zaman planlamadığınız zaman çok değişik sonuçlara sebep verebilir ve bunlardan yani bazen kaçınmak lazım çünkü o sonuçların ne olacağını önceden bilemezsiniz. Ama adamın yapmaya çalıştığı şey dediğim gibi hem kendisini konsolide etmek içeride hem de İran'a karşı bir çeşit bir cephe oluşturmak. Evet, bir cephesi şey daha. İçerisi daha kolay, dışarısı çok daha zor. Evet, bu konuyla ilgili bir şey daha sormak istiyorum. Siz Türkiye'nin gelişmelerde rolünün olmadığını söylediniz. Doğrusu rolü üzerinden ben de bir şey diyebilecek durumda değilim ama Suudi Arabistan'daki gelişmeler Türkiye'de özellikle hükümete yakın medyadaki kalemleri çok tedirgin etti. Yani Yeni Şafak'ta konuyla ilgili çokça yazı yazıldı ve tümü Türkiye'nin risk altında olduğunu söylediler. Hatta bir yazarı ABD ve NATO'nun yakın gelecekte Türkiye'ye karşı savaş açacağını da yazabilecek kadar ileri taşıdı. Dahli yok ama niye bu kadar ürkütür AKP'ye yakın kalemleri ki bu aynı zamanda hükümetin de görünen o ki korkusu İbrahim Karagül hükümetin AKP'nin Yeni Şafak'ın yayın yönetmeni hükümet olmadan bir şey yok. İbrahim Karagül her akşam ne içiyor ne yapıyor bilmiyorum ama yani onun evet yazdığını gördüm son derece saçma bence gerçekçi değil. Ama şu doğru. Yani bakın AKP'nin yandaşları ve tabii ki Cumhurbaşkanı. Yani çok uzun zamandır Türkiye'nin Orta Doğu'da belirleyici bir güç olduğunu, olabileceğini tahayyül ettiler. Hı-hı. Ama bu gerçekleşmedi. Yani bir ayrışma oldu Orta Doğu'da Türkiye ve Büyük Arap ülkeleri arasında, Mısır olsun, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri olsun. Bunun daha çok işte şeyle ilgisi var, Müslüman kardeşlerle ilgisi var. Tabii Türkiye'nin Müslüman kardeşlere yakın durması, Katar'ı müdafaa etmesi, bu olaylar üzerinden oldu. Ama şu var ki artık Türkiye eskisi gibi belirleyici bir güç değil. Eskiden de o kadar belirleyici değildi de ama bir ümidi vardı. Yani bence şu gördüğü Erdoğan ve İbrahim Karagül gibi insanların gördüğü şey şu. Yani Türkiye
eski amacına ulaşabilecek bir durumda değil. O meşhur işte Davutoğlu'nun politikası, işte bir ara işte anti-İsrail söylemiyle Türkiye'nin Orta Doğu'ya çok böyle hem bir güç haline geliştiği günleri düşünün. Onların hepsi kayboldu. Dolayısıyla bence onun yarattığı bir zorluk değil, bir rahatsızlık bunlara karşı. Bu bir. İkincisi tabii evet, Suudi Arabistan evet. gibi bir ülkenin de Amerika'ya, hele Trump hükümetine çok yakın durması. Yani Barack Obama Cumhurbaşkanı iken Amerika'da Suudi Arabistan'la iyi geçinemiyordu. Ama bu Trump hükümeti hem insan hakları meselesinde bir sürü konuda bu işe önem vermediği için Suudi Arabistan'a çok yakınlaştı. Görüyoruz zaten Trump devamlı destekliyor. Mamafi yani bürokrasinin içinde, ama Amerikan bürokrasisi şu anda çok zayıflamış durumda. Hele dışişleri bürokrasisi. O da bir yerde dizginleri tutmaya çalışıyorlar. Hani Amerika'nın Dışişleri Bakanı bile bu hafta kalkıp aman dikkat edin Suudi Arabistan'a, Suudi'ye ikaz etti. Yani Amerikan Cumhurbaşkanı ne kadar işte veliaht çok harikasın, devam et, işte senin hakkındayım dese bile, Amerikan Dışişleri Bakanı, ki onu Trump atadı, bir yerde dizginleri çekmek zorunda, tutmak zorunda kaldı. Yani burada da bir aslında bu veliahtın nereye kadar gideceği hakkında bir rahatsızlık var şüphesiz. Ama yani Türkiye açısından baktığınız zaman yani Türkiye'nin papucu bir açıdan dama atılmış oluyor bu bütün bu olaylar içinde. Çünkü Türkiye burada çok ciddi, belirleyici bir rol oynayamıyor. Kısaca sorayım, yani papucu dama atılan Türkiye yüzünü daha çok Rusya ve İran'a dönmez mi? Bu durum sonuçta biliyoruz ki ABD'nin de isteyeceği bir sonuç değil. Bakın yani bence kısa dönemde öyle bir gözükse bile eninde sonunda İran ve Rusya'yla çok ciddi bir ayrışma var. Yani ayrışma ne üzerine? Suriye üzerine. Suriye'de Asad taraftarı bunlar. Ve Asad'ın kazanmasının tek sebebi onlar zaten. Türkiye bu kadar zamandır işte Asad'a karşıydı. Şimdi Nusayrilerle beraber olup Sünnilere karşı pozisyon alacak durumda değil Türkiye. Bir. İkincisi, bence Türkiye'nin konumu biraz ileride daha muallak olacak. Ne doğu ne batı. Yani ortada duracak, biraz kendi başına yalnız olacak. Yani yine NATO'da olacak. Yine, ama biraz önce bahsettiğim gibi ekonomik ilişkilerinin daha ağırlıklı olarak batıya yönelmiş olması onu batıdan uzaklaştıramaz. Çünkü bunu yapmaya çalıştığınız zaman batıyla köprüleri attığınız zaman Türk ekonomisi çöker. Gayet basit bir şekilde söyleyeyim bunu. Tabii Türk ekonomisi kolay kolay da batıdan uzaklaşacak bir durumda da değil. Yani olmayacak bu. Yani bu ekonomi bir şeyle değil tabii. Yani böyle bir değnek sağlayıp da bunu böyle şeyler bir gece içinde, yani bir an içinde olmaz tabii. Ama bir çeşit dışlanmak diyelim, ya da Türkiye'ye olan güvenin azalması, dediğim gibi daha önce dediğim gibi yani turizm olsun, yatırım olsun, bir sürü konuda Türkiye'nin aleyhine çalışacak. Yani ve dolar niye bu kadar fışkırdı Türkiye'de şu ana? Bunun tek sebebi bir enflasyon, ikincisi Türkiye'deki politik ve iktisadi politikalara güven olmaması. Bunu da istediği kadar uğraşsın Cumhurbaşkanı, istediği kadar konuşsun, istediği kadar işte komplo olsun, komplo var dese de Türk lirası yine değer kaybedecek. Onu durduramaz kendisi. Dolayısıyla Türkiye yüzünü batıya dönmek zorunda diyorsunuz. Peki konumuzu... Yani öyle tutması gerekiyor. Evet. Evet. Görünen bu ama son bir konuyu da konuşup doğrusu ondan sonra programı bitirmek istiyorum. Son konu derken zamanımız var henüz. Özellikle Kürt-ABD ilişkileri, yani Irak Kürdistan'ında yaşanan gelişmelerden sonra Kürtler arasında tekrar yeniden 1975 sendromu konuşulmaya başlandı. Yani deyim yerindeyse 75'te yaşanan neyse Kerkük'e Haçlı Şabi'nin Amerikan silahlarıyla girmesi
aynı sonucu yarattı diyenler var. Tabii akabinde artık Mesut Barzani döneminin kapandığını ve ABD'nin de bunu desteklediğini iddia edenler var. 16 Ekim'de Kerkük'ün Abadi ve İran yanlısı Haçlı Şabi ile işgal edilmesi, referandum sonrasındaki gelişmeler boyutuyla baktığımızda siz Kürt-ABD ilişkilerini nasıl görüyorsunuz? Gerçi kongreden farklı sesler çıktı ama genel anlamda ABD dış işleri politikası Kürtleri ya da Kürtlerin bir kesimini defterden sildi mi gerçekten, bir 75 söz konusu mu? Yani 75'i çağrıştırdığı şüphesiz, yani son olayların 75'e dönülmüyor. Onu söylemek lazım en baştan. Yani bir yerde şu andaki Kuzey Irak'taki Kürdistan bölgesel hükümetinin devamına karşı değil Amerika. Yani biliyorsunuz Abadi'nin çevresinde, belki Abadi değil de Abadi'nin çevresinde işte bu Irak'taki federasyonu ortadan kaldıralım, yeni bir Irak düzenleyelim, işte devamını duyuyoruz bunu, işte artık Kürt, Arap, Sunni, Şii ayrımı olmasın, herkes Irak vatandaşı olsun. Bu söylem biraz güçleniyor Bağdat'ta, ama bence bu da Amerika şey diyecek, yani bunu yapamazsınız diyecek. Yani biz yine de Iraklı Kürtlere arka çıkacağız diye tahmin ediyorum. Biraz önce de ama Kürtler çok ağır bir darbe yemedi mi 16 Ekim'de? Şüphesiz çok 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 ağır bir darbe. Ve ABD'nin de bunda sessiz kalması etkili. Bakın, burada da Barzani'nin hatası çok çok büyük. Bunu da kabul etmek lazım. Barzani buna niye buna yeltendi bilmiyorum. Yani niye bunu yapmaya çalıştı? Ne lüzumu vardı bunun şimdi yapmanın? Yani durum, ama Irak'taki Kürtlerin durumu şu açıdan zordu. Hani iktisadi açıdan durumları problemliydi. Ama bunu politik olarak, yani bunu dönüştürmenin hiçbir manası yoktu. Yani belki ileride yine bir çarpışma olacaktı Kerkük üstünde. Çünkü yani Abadi güçlendikçe ve Bağdat'taki şey güçlendikçe belki orada bir problem çıkabilirdi. Yani bunu benim görmem imkansız. Ama Amerika'nın hatası bu referandum konusunda son dakikada bu işin içine girmiş olması ve yani çok daha önceden çok daha ciddi bir şekilde Barzani'ye telkinde bulmuş olsalardı ve Barzani'ye şöyle bir değişik bir söz vermiş olsalardı, belki Barzani referandumdan vazgeçebilirdi, ama referandum kararı bence çok kötü bir karar. Barzani dün bir açıklama yaptı öneriyi neden reddettiğine dönük. Yani diyor, biz öneri bize geldiğinde Washington'dan ileri tarihte olası bir referandum için destek garantisi istedik. Ama ABD bize bu garantiyi vermediği için referandumdan vazgeçmedik diyor. Evet. Evet. Yani ama bence şimdi bakın bir yerde de şu gerçekçi değil. Yani eğer Irak bir Birleşmiş Milletler'e üye bir ülke ise, Amerika'nın oturup başka bir ülkenin içinde bir referandum için söz vermesi bence abes olurdu. Yani çok yapamaz bunu. Başka bir şekilde söz verebilirdi. Başka bir şekilde, başka telkinlerde bulunabilirdi. Bence Amerika'nın problemi bazen ile son dakikada bu gelişmelere girmiş olması. Bunu daha önceden yapmalıydı. Ama işte burada Dışişleri Bakanlığı'nın zayıf olması, Beyaz Saray'ın Dışişleri Bakanlığı'nı pek dinlememesi, dediğim gibi Dışişleri Bakanlığı'nda insanlar ya çok büyük kayıplara uğradı Dışişleri Bakanlığı. Bir sürü pozisyon açık şu anda. Ve siz de bakanlıkta çalıştığım için de biliyorum. Yani bakanlığın ve öyle bir şey var ki
bakan olan kimse Tillerson hiçbir yani dış politikayla petrol dışında herhangi bir geçmişi olmayan bir insan. Yani dolayısıyla bir sürü konuya aşina ve ya da çok çok böyle daha bir açıdan baktığı için bence anlamadı bunları ve ona bunu söyleyecek de insan yok Dışişleri Bakanlığı'nda. Yani müsteşarlar yok şu anda. Hı hı. Siz müsteşarsız bir Dışişleri Bakanlığı çalıştıramazsınız. İmkansız. Çünkü müsteşarlar aslında güçlü olan insanlardı Dışişleri Bakanlığı'nda. Dolayısıyla bence yani bu da Amerika'nın büyük hatası var. Fakat eninde sonunda Kürtlere baktığımız zaman bir Iraklı Kürtler var, bir de Suriye'deki Kürtler var. Evet. Tabii Türkiye'de ve İran'daki Kürtler var. Hani şu an gördüğüm kadarıyla Türkiye hala PKK konusunda çok garanti veriyor, çok yardım ediyor. Fakat cidden de sınırı Suriye'de çiziyor. Ve Suriye-Türkiye sınırında çiziyor. Yani YPG ile olan ilişkisini şu anda durdurmaya niyetli değil. Tamam, şey DAEŞ kaybetti. Hem Kürtler vasıtasıyla hem de şu anda Suriye ordusunun işte bu kemer gibi şeyleri almasıyla falan DAEŞ bir güç olarak, organize bir güç olarak bitti. Fakat Amerika'nın bildiği bir şey var. Siz Amerika Kürtlerden, Irak Suriye'deki Kürtlerden desteğini çıkarsa, onlara yardım etmezse DAEŞ bir şekilde dönecek. Çünkü DAEŞ öyle bir örgüt ki yani daha her Suriye içinde binlerce insanı var. Bunlar artık böyle Irak kanının etrafında işte bir başkentin etrafında değiller. Ama bir sürü kasabada, bir sürü şehirde, bir sürü köyde bunlar hala koşullanmış insanlar. Peki zamanımız daralıyor ama son bir kısa soru da sorayım. Ona da yanıtlarsanız, siz Suriye'ye, DAEŞ'e geçtiniz, YPG'ye geçtiniz. Amerikan YPG ilişkisi ya da Suriye'de Rojava bölgesindeki askeri ilişki siyasal bir ilişkiye evrilir mi bu bölgeyle? En son Trump-Putin görüşmesinde bir Suriye uzlaşısının da çıktığını görüyoruz ve Kürtlerin de sürece dahil edilmesine dair bir uzlaşı var. Orada bir siyasal yakınlaşma, siyasal işbirliği yaşanabilir mi önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemde? Bakın ben Trump'ın Putin'e verdiği ne söze ne de laflara inanmıyorum. Çünkü Trump aklına geldiği her şeyi söylüyor. Yani onu ciddiye almak biraz çok zor. Şu anda Suriye konusunda ve YPG konusunda en güçlü aktör Amerika'da Pentagon. Çünkü savaşan onlar. Amerikan askerleri. Onlar gidiyor Suriye politikasını şu anda. Pentagon fikri değiştirmediği müddetçe Amerikan YPG ilişkisi devam edecek. Ama askeri bir şekilde devam edecek. Bunun politik bir dönüşü olacak zannetmiyorum. Ama şu da gerçek ki YPG şu anda Suriye'nin büyük, çok önemli bir kısmını kontrol ediyor. Ve Trump, Putin, yani Putin'in söylediği sözlere de bakmak lazım. Eninde sonunda Suriye'de bir politik uzlaşma olması şart. Putin'in aklındaki uzlaşma ne? Tabii Bashar Assad'ın yine meşru bir şekilde kabul edilmesi Suriye'nin Cumhurbaşkanı olarak. Evet. Şu andaki Suriye'deki rejimin değişmeyeceğini kanıtlamak. Yani rejimi peşinleştirmek. Şunu da biliyor Putin. Suriye'deki Kürtlerle Rusya bir ilişkiye girmezse Amerikalıların nüfuzu orada artacak. Tabii bir yerde Amerika'nın Suriye'deki Kürtlerle nüfuzu artması Amerikan-Türk ilişkilerini zedeleyecek. Bu açıdan belki Putin'in hoşuna gidebilir bu. Ama öte yandan da Putin bir şekilde Suriye'deki Kürtleri, bence Suriye'deki Kürtlere büyük bir sevgisi yok. Hani onun derdi Asad'ı korumak. Dolayısıyla bir şekilde Suriye'deki Kürtleri Asad'ın yanına çekmeye çalışacak Putin. Peki. Ve amacı bence o.
Peki, başka bir programda da umarım daha geniş bir şekilde de konuşabiliriz bunları. Ben bir kez daha size teşekkür ediyorum. Zahmet ettiniz programa katılarak. Çok teşekkürler Sayın Berkay, sağ olun. Oldu, iyi günler. Evet sevgili izleyiciler, bir artı doğunun daha sonuna geldik. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Henry Berkay'di. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.